Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. 10. sınıf kimya 1. dönem 1. yazılıya hazırlıkla karşınızdayız arkadaşlar. Yazılı dönemi yine geldi çattı ve tabii ki biz bu dönemi hazırlıksız kapatmayacağız. 10. sınıf 1. dönem için ilk yazılıda hangi konular karşımıza çıkacak? Şöyle onlar üzerinden bir geçelim. Çalışmalarımız boyunca da şöyle kısa kısa tekrarlar yaparak sorularımızı çözeceğiz ve tam anlamıyla yazılıya hazır hale geleceğiz hep birlikte. Şimdi İlk ünitemizden karşımıza sorular çıkacak. Peki ne vardı ilk ünitede? Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar isimli bir ünite vardı. Şimdi ilk sorumlu olduğumuz kısım bu ünitenin içerisinde kimyanın temel kanunları olacak. Peki alt başlıklarımız nelerdi? Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları burada sorumlu olacağımız kısımlar olacaktı. Ardından mol kavramı şeklinde bir başlığımız olacak. Mol kavramını göreceğiz. Mol kavramının içerisinde de bağıl ve gerçek atom kütlesinden, izotop atomlar ve ortalama atom kütlesinden ve mol kavramı ile ilgili yapmamız gereken bazı hesaplamalardan bahsediyor olacağız. Onlar üzerine çalışıyor olacağız. Tabii ki bu hesaplamalarda neler vardı peki? Kütle ile ilgili bazı hesaplamalar karşımıza çıkacak. Mol kavramı, tanecik sayısı arasındaki ilişkiyi açıkladığımız bazı sorular olacak ve mol kavramıyla gazlarda hacim arasındaki ilişkiyi açıkladığımız sorular karşımıza çıkacak. Şimdi ilk sorumuz kütlenin korunumu kanunuyla alakalı bir soru var karşımızda. Neydi kütlenin korunumu kanunu? Bizden neyi bekliyordu? Şöyle bir hatırlayacak olursak kütlenin korunumu kanunu diyordu ki fiziksel veya kimyasal bütün tepkimelerde girenlerin yani daha da doğrusu harcanan maddelerin toplam kütlesi ürünlerin yani oluşan maddelerin toplam kütlesine eşit olmak zorundadır. Kütle kaybı diye bir şey mümkün değil. Bu ortaya çıkan maddeler gaz fazında dahi olsa geçerlidir. Eğer bunu bir kapalı kapta gerçekleştiriyorsam herhangi bir şekilde kütlede değişim olmayacaktır. Şimdi bununla ilgili şöyle grafikli bir soru var karşımızda. Bize ne diyor? X, Y, Z ve T elementlerini içeren tepkimede kütlenin zamanla değişimini gösteren grafiği bize vermiş. Buna göre M değeri, grafikte yer alan M değerinin kaç olduğunu bizden bulmamızı istiyor. Şimdi grafiği okuyarak tepkimeye kimler girmiş, kimler tepkime sonucunda oluşmuş? Bunu bir yazmamız gerekiyor. Yani tepkime denklemini bir ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi kütlesi azalanlar kimlerse onlar tepkimede tabii ki harcanan maddeler olacak. Yani girenler kısmına yazacağız. Kütlesi artan maddeleri ise tabii ki ürünler kısmına yazıyor olacağız. Peki burada bakıyoruz. X'in ve T'nin kütlesinin azaldığını görüyoruz. M'miş başlangıçta ikisinin de kütlesi. Sonrasında X'inki 40 grama, T'ninki ise sıfıra düşmüş. Dolayısıyla girenlere hemen onları yazdık. X ile T girenlerde dedik. Oluşanlara baktığımız zaman Y ve Z'nin kütlesinde bir artış var. Başlangıçta hiç yoklar bunlar ortamda. Son olarak ortamda oluşmuşlar 40 gram. Y ve 20 gram Z olmak üzere. Hemen ürünler kısmına da bunları yazdık. Şimdi hangisinden ne kadar harcandı? Yani X ve T'den harcanan madde miktarlarını yine grafik üzerinden okuyacak olursak. X başlangıçta M gram varmış. Son durumda 40 gram var. Dolayısıyla M eksi 40 gram X'ten harcanan madde vardır diyebiliriz. Başlangıçta atıyorum burası 80 ise 40'a düştüğü için 40 gram harcanmıştır diyeceğiz. T'ye geldiğimiz zaman başlangıçta M gram T varmış. Son durumda hiç kalmamış. Dolayısıyla T'nin tamamı yani M gram harcanan madde vardır burada. Ürünlerde oluşan maddelere geldiğimiz zaman başlangıçta hiç Y yokmuş. 40 gram Y var son durumda. Dolayısıyla 40 gramlık bir oluşum söz konusu. Z'ye geldiğimiz zaman da yine başlangıçta hiç yok. 20 gramlık bir oluşum söz konusu. Dolayısıyla 20 gram Z için yazacağız. Şimdi temeldeki prensibimiz neydi? Girenlerin toplam kütlesini, ürünlerin toplam kütlesine eşitleyecektik. O zaman M-40 artı M yani X artı T'nin kütlesi eşit olmak zorunda. Oluşan toplam kütleye yani 40 artı 20'ye şeklinde yorumlayacağız. Sadece grafiği yorumlayarak bir denkleme dökmüş olduk böylece. Dolayısıyla 2M eksi 40 diyelim buraya eşittir 60 olacak. Yani 2M kütlesi 100'e eşit olacak. Bu durumda N değeri 100 bölü 2'den 50'ye eşit olacakmış. Demek ki tepkimenin en başında X'ten ve T'den 50'şer gram varmış. Bunlardan T tamamen tükenmiş ve X'in sadece 10 gramını harcamışız. Ve bunun sonucunda da 20 gram Z ve 40 gram Y elde etmişiz. Bu şekilde denklemi okumuş olacağız. Şimdi sabit oranlar ve katlı oranlar kanunlarına geldiğimiz zaman sabit oranlar kanunu ne diyordu? Önce bir onu hatırlayalım. Diyordu ki bize bir bileşikte yer alan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Mesela sudan bahsediyorsak 2 tane hidrojene karşılık 1 tane oksijen geliyordur ve 2 gram hidrojene karşılık 16 gram oksijen geliyordur. Yani bunlar arasında 1'e 8 bir oran vardır. Her zaman bütün kütleler için geçerli. 9 gram su varsa 1 gram hidrojen 8 gram oksijendir. 2 gram hidrojen varsa bunun 16 gram oksijenle birleşmiştir. Toplam 18 gram su elde etmişizdir gibi yorumlarımızı yapacağız. Katlı oranlar kanununa geldiğimiz zaman o da diyordu ki aynı elementlerden oluşan iki farklı bileşikte elementlerden birinin kütlesini sabit alacak olursak mesela X ve Y'den oluşan bir bileşikten bahsediyorsak şimdi burada X, Y2 ve X2, Y3 bileşikleri var. X'ten ve Y'den oluşmuş ikisi de. X'in kütlesini birbirine eşitlediğimiz anda yani yukarıdaki formülü 2 ile genişlettiğimiz anda X'ler eşitlendiği için artık y'ler arasındaki oranı aldığımız anda katlı orana ulaşıyoruz. Yani burayı 2 ile genişlettiğimiz için y 4 oluyor. Burada 3y var. Dolayısıyla bunlar arasındaki katlı oran mesela 4/3'müş. Şimdi bunu farklı farklı soru tiplerinde yorumlayarak çözecek olursak. İlk soru bize demiş ki x, y2 bileşiğinin kütlece %40'ı x elementinden oluşmaktaymış. Buna göre bakın yine aynı bileşiği soruyor. X, y2 bileşiğindeki x ve y elementlerinin kütlece birleşme oranı yani mx bölü my kaçtır diye soruyor bize. Burada şuna dikkat edeceğiz. Verdiği bileşikle sonuçta istediği bileşik birbiriyle aynıysa buradaki sayıların bizim için hiçbir anlamı yok. Yani 1'e 2 olması 1'e 3 olmasının çok da bir önemi yok. Çünkü doğrudan kütlece yüzdesini vermiş. Bu bileşik için mx bölü my'den bahsediyorsak soru bize ne demiş? %40'ını x elementi oluşturuyormuş. Geri kalan %60'ı nereden oluşacak? Tabii ki o da y elementinden oluşacak. O zaman x'in y'ye oranı 40/60 olmalıdır. Dolayısıyla en sade haliyle bu bileşiğin yapısında 2/3'e eşit olmak zorundadır. Şimdi bu x, y2 bileşiği içindi. Eğer bize farklı bir bileşik soruyorsa, x2, y3 bileşiğini soruyorsa burada artık İki farklı bileşik aynı elementlerden oluşan iki farklı bileşik söz konusu oluyor. İşte burada katlı oranlar kanunu devreye giriyor aslında ve yapmamız gereken buradaki elementlerin atom kütleleri arasındaki oranı bulmak olacak. Atom kütleleri arasındaki oranı bulursak bu bileşikteki pozisyonuna karar verebiliriz. O konuda yorum yapabiliriz. Şimdi ilk olarak bilgilerini sağladığımız bileşiği değerlendirecek olursak X, Y2 bileşiği için MX bölü MY değerinin 2/3 olduğunu soru bize buldurdu zaten. Yapacağımız nedir? Bu bileşiğin içerisinde bir tane x'e karşılık 2 tane y var öyle değil mi? İşte buradaki kütle, buradaki bir tane x'in 2 tane y kütlesi aslında 2/3'müş. Biz buradan yola çıkarak x'in y'nin atom kütlesine oranını bulabiliriz. X bölü y oranını bulabiliriz. Dolayısıyla 4/3 oranına buradan yola çıkarak sahip olduk. Şimdi atom kütleleri arasındaki oranı biliyorsak artık biz X ve Y'den oluşan bütün bileşiklerle ilgili yorum yapabiliriz. Buradan bizden X2, Y3 bileşiği ile ilgili yorum yapmamızı istediği için hemen diyeceğiz ki X2, Y3 bileşiğinde X'in kütlesinin Y'nin kütlesine oranını bulmak istiyorsak 2 tane X atomunun 3 tane Y atomunun kütlesine oranını bulmamız gerekiyordur. Çünkü bu sayılar bize bunlar arasındaki sayıca oranı da vermiş oluyor. Kütlece oranı da tabii ki onların atom kütleleri arasındaki orandan yola çıkarak hesaplayabileceğiz. Dolayısıyla biz burada X bölü Y oranını zaten biliyorduk. Yani yapmamız gereken sadece bu 4/3'ü alıp yerine yazmak olacak. O zaman 2/4 bölü 3 çarpı Y'nin yerine de 3 yazacağız. Bu bize aradaki kütlece oranı vermiş olacak. Dolayısıyla 8/9 oranına ulaşacağız. Bu da X2, Y3 bileşiğindeki kütlece sabit oranmış. Yani bu ne gösteriyor aslında bize? Her 8 gram X'e karşılık 9 gram Y geliyormuş. Böylece bunların toplamı olan 17 gramlık bileşiği elde etme şansına sahip oluyormuşuz. Devam edelim yine sabit oranlar ve katlı oranlar kanunundan sorularımızı çözmeye. X, Y3 bileşiğini oluşturan X kütlesi bileşik kütlesi grafiğini bize vermiş. Buna göre 10 gram X kullanarak en fazla kaç gram X, Y3 bileşiği elde edilir? Bakın az önce çözdüğümüz sorunun sadece işin içerisine grafik kattı birazcık daha alengirli hale getirdi. Oysa ki yapacağımız işlemlerde aslında neredeyse hiçbir fark yok. X, Y, 3 bileşiğini başlangıçta vermiş. Bizden gene X, Y, 3 bileşiğini istiyor. Dolayısıyla bu grafiği doğrudan MX bölü MY oranını bulurken, yani bu bileşiğin yapısındaki X kütlesinin Y kütlesine olan oranını bulurken kullanabilirim. Bana ne diyor? Her 5 gram X'e karşılık toplamda 14 gramlık bileşik elde ediyoruz. Yani 5 gram X kullandığımız zaman biz 9 gram Y kullanıyormuşuz ki toplamda 14 gramlık bir bileşik elde edebilelim. Buna göre bu bilgi neyi veriyor bize aslında? X ve Y'den belli miktarlarda kullanarak X, Y, 3'ü elde etmek istiyorsak yapacağımız şey şu olacak. Bundan 5, bundan 9 kullanıyorsak toplamda 14 gramlık bileşik elde ediyoruzdur. Peki 10 gram X kullanacak olsaydık, buradan 10 gram olsaydık, şimdi sabit oran adı üzerinde bu oranın değişmemesi gerekiyor. X'in 2 katını aldığımıza göre Y'nin de 2 katını almamız gerekiyor. Yani 18 gram Y kullanmamız gerekiyor. Buna karşılık olarak istersek bunların toplamı olarak cevap bulabiliriz. İstersek bunu 2 ile çarparak sonuca gidebiliriz. Yani 28 gramlık bir bileşik elde edebildiğimizi hesaplayabiliriz arkadaşlar. 5 grama 14 elde ediyorsak 10 grama 28 gram elde ederiz gibi basit bir oran orantı hesabı yaptık aslında. Şimdi ikinci kısma geldiğimiz zaman burada X2Y5 bileşiği ile ilgili yorum yapmamızı istiyor. Bakın biz neyi bulduk? XY3 bileşiğindeki oranı bulduk. Bunu biliyoruz zaten. Buna göre X2Y5 bileşiğindeki oranı bulmak istiyorsak ne yapıyorduk? Önce atom kütleleri arasındaki oranı hesaplıyorduk. Yani diyeceğiz ki şurada XY3 bileşiğinde MX bölü MY 5 bölü 9 ise bu şu demek aslında. Bir tane X'in 3 tane Y'ye olan oranı 5 bölü 9'muş. Buna göre X'in atom kütlesinin Y'nin atom kütlesine olan oranı tabii ki 5 bölü 3 olacak. Sadece şunları sadeleştirmem yeterli olacak. X'in atom kütlesinin Y'nin atom kütlesine olan oranını bulduğuma göre artık benden X ve Y ile oluşturulan bütün bileşiklerle ilgili soru sorabilir. Hepsini çözeriz. Nasıl çözeceğiz peki? Eğer X2Y5 bileşiğinden bahsediyorsak. Şimdi bunun X kütlesinin Y kütlesine olan oranı aslında 2 tane X'in 5 tane Y'ye olan oranına eşit olması gerekiyordur. Dolayısıyla buradaki oranı hemen şu X bölü Y oranını kullanarak hesaplayabiliriz. 2 tane X diyor, X yerine 5 yazabiliriz. 5 tane Y diyor, Y yerine 3 yazabiliriz. Çünkü bunlar arasındaki oran buydu. Şimdi şu 5'lerden kurtulduğuma göre bu oranı 2 bölü 3 olarak hesaplayabiliriz. Şimdi biz burada hangi bilgiyi elde ettik? Soru bize diyor ki X ile Y'nin birleşmesinden eğer X2Y5 bileşiğini elde ediyorsak burada her 2 gram X'e karşılık 3 gram Y gelecektir. Dolayısıyla toplamları kadar, yani 5 gram X2Y5 bileşiği elde edeceğiz. Peki biz başlangıçta 10 gram X kullanacak olursak, yani bu orandakinin 5 katı kadar X kullanırsak, aynı şekilde sabit oran olduğu için Y'nin de 5 katı kadar Y kullanmamız gerekiyor. Yani şuradaki 3'ün 5 katı kadar 15 gram Y kullanmamız gerekiyordur. Dolayısıyla toplamları kadar veyahut bunun 5 katı kadar bileşik elde edeceğiz. Dolayısıyla 25 gramlık bir bileşik elimizde olacak. X2Y5 bileşiğinden bahsediyorsak bu şekilde güzelce cevabımıza ulaşmış olacağız. Özetleyecek olursak bakın iki soruda da aslında birinde grafik kullandık, birinde doğrudan kütleci yüzdeyi verdi. Yaptığımız iş ne oldu? Biz bildiğimiz bileşiğin kütlesini kullanarak atom kütleleri arasındaki oranı hesapladık. Bu atom kütleleri arasındaki orandan da istediğimiz orantıyı kurarak sonuca ulaştık. Şimdi hangi tür bileşik çiftleri arasında katlı oran aranır ve nasıl hesaplanır? Bununla ilgili bir soru karşımıza gelecek olursa. Arkadaşlar 3 tane temel kuralımız var burada. Katlı oran arayabilmemiz için 2 farklı elementten oluşması gerekiyor. Eğer işin içerisine 3. bir element girdiyse burada katlı oran aranmaz. Dolayısıyla ilk bileşik çiftine bakıyorum. Hidrojen, kükürt, bir de oksijen var. Yani 3. bir element de işin içerisine girdi. Dolayısıyla burada katlı oran yoktur. O yüzden burada varsa bul diye bize söylüyor. Var mı yok mu? Öncelikle ona karar vermemiz gerekiyor. İkinci kural, aynı tür elementlerden oluşacak ki biz orada katlı oranın varlığından bahsedebiliriz. Şimdi burada magnezyum var, burada alüminyum var. Farklı elementler işin içerisine girerse burada katlı oran falan aranmaz. İkisi de alüminyum veya ikisi de magnezyum olacaktı ki biz o zaman katlı orandan söz etme şansına sahip olalım. Üçüncü ve en çok karıştırılan kural. Arkadaşlar iki bileşiğin basit formülü aynı olamaz. Yani katlı oranı hesapladığın zaman 1 buluyorsan burada katlı oran 1'dir demeyeceksin. Diyeceksin ki burada katlı oran falan yoktur. Neden? Çünkü C4H8'in en basit haliyle yazıldığı zaman CH2 olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde C5H10'un en sade haliyle yazıldığı zaman yine CH2 olduğunu görüyoruz. İkisi de 1'in 5 katı, 2'nin 5 katı, 1'in 4 katı, 2'nin 4 katı. Dolayısıyla en sade hali bu. Dolayısıyla basit formülleri aynı. İşte o yüzden burada katlı oran falan aranmaz. Eğer katlı oran bulmaya çalışsaydım da 1 bulacaktım ve burada katlı oran yoktur diyecektim. Geliyoruz katlı oranın sonunda var olduğuna ve bizim hesaplayabileceğimiz kısmı. C3H8, C4H aldı. Bakıyoruz kurallarımızı ihlal ediyor mu? Şimdi iki farklı elementten mi oluşmuş? Evet, karbon ve hidrojen var. Aynı elementler mi? Evet, karbon ve hidrojen. Peki basit formülleri farklı mı? C3H8 bu zaten doğrudan basit formülü. En sade haliyle bunu yazabiliyoruz. C4H6 en sade hali nedir? C2H3'tür. Evet, basit formülleri de farklı. Dolayısıyla burada katlı oran bulabiliriz. Peki katlı oranı nasıl buluyoruz? Tanımını hatırlayalım. Diyorduk ki bu iki elementten birinin kütlesini eşitlediğimiz zaman ya da sayısını eşitlediğimiz zaman diğerlerinin arasındaki oran katlı orandır. Yani burada mesela karbonları birbirine eşitlemek istiyorsak burayı 4 ile burayı 3 ile genişletmemiz yeterli olacak. 4 ile genişlettiğimiz anda burası 12, burası 4 kere 8'den 32 olacak. Burayı 3 ile genişlettiğimiz zaman karbon 12 olacak. Burası da yani hidrojen de 18 olacak. Dolayısıyla karbonlar birbirine eşitlendiği için artık hidrojenler arasındaki oran bana katlı oranı verecektir. Yani H1 bölü H2 şeklinde bu oranı hesaplayacak olursam diyeceğim ki birincideki hidrojen bu eşitliği sağladığım anda 32 iken ikincideki hidrojen 18 oluyor. Yani bunun en sade haliyle 16 bölü 9'a eşit olduğunu söyleyebileceğiz. Bu bizim katlı oranımızdır. Arkadaşlar eğer hidrojenler arasındaki katlı oran derse 16 bölü 9'a eşit olduğunu söyleyeceğiz. Peki karbonlar arasındaki katlı oran deseydi bu defa da işlemi tam tersi şekilde yapacaktık. Hidrojenleri birbirine eşitleyip oradan yola çıkacaktık. Yani şöyle farklı bir şekilde yapalım. C4H6 bileşikleriydi. Bu defa da hidrojenlerin eşitlendiğini söylüyorsak nasıl eşitleriz? Burada 8 var, burada 6 var. Bunlar 24'te eşitlendiğine göre burayı 3 ile çarptığım zaman 24 tane hidrojen olacak. Burayı da 4 ile çarptığım zaman yine 24 tane hidrojen olacak. Şimdi hidrojenler eşitlendiğine göre burası 9 oluyor. Buranın 24 olduğunu söyledik. 4 ile genişlettik, 16 oluyor. Burası gene 24 oluyor. Şimdi hidrojenler birbirine eşit olduğuna göre artık C1 bölü C2'yi gördüğüm sayıları kullanarak hesaplayabilirim. Birincideki karbon 9, ikincideki karbon 16 oldu. Bu da karbonlara göre hesaplayacağımız katlı oran değerini verdi. Hepimizin dikkatini çektiği üzere çarpmaya göre birbirinin tersi çıktı arkadaşlar. Bu her zaman böyle olacak. Hidrojenlere göre yani elementlerden birine göre bulduğumuz katlı oran diğerine göre bulacağımız katlı oranın çarpmaya göre tersini verecek. Eğer hidrojenleri bulduysak bu işlemlere tekrar girmeden sadece çarpmaya göre tersini almamız yeterli olacak. Katlı oranlarla ilgili yine klasik bir soru tipine gelecek olursak. X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşik için X kütlesinin bileşik kütlesiyle değişimini veren grafik yandaki gibidir diyor. Birinci bileşiğin formülü XY4 ise ikinci bileşiğin basit formülünü bizden bulmamızı bekliyor. Şimdi iki tane bileşik için iki farklı yorum yapılmış aynı grafik içerisinde. Dolayısıyla biz bu yorumları değerlendirecek olursak yani birinci bileşik için ve ikinci bileşik için ayrı ayrı değerlendirme yapacak olursak. Şimdi birinci bileşikte X ve Y kütleleri, ikinci bileşikteki X ve Y kütleleri bize nasıl verilmiş? Hemen bakıyoruz. Birinci bileşik için demiş ki 3 gram X'e karşılık 4 gramlık bileşik elde ediliyor. Yani toplam 4 gram olduğuna göre demek ki 1 gram Y kullanılıyor. İkinci bileşik için 4 gram X kullandığımız zaman 5 gram bileşik elde ediyoruz. Dolayısıyla gene 1 gram Y elementi kullanılıyormuş burada. Şimdi birinci bileşiğin formülünü bize vermiş. X, Y4. Şimdi birinci bileşikte biz buradan yola çıkarak X kütlesinin Y kütlesine olan oranını doğrudan hesaplayabiliriz. Her 3 gram X'e karşılık sadece 1 gram Y gelmesi yeterli oluyormuş. Bu neye eşit? Birinci bileşiğin formülünü bildiğimize göre, X, Y4 olduğunu bildiğimize göre bir tane X'in 4 tane Y'ye olan oranı 3 bölü 1'e eşitmiş. Yani artık X bölü Y atom kütleleri arasındaki oranı biliyoruz. 12 bölü 1'miş. Şimdi dedik ki atom kütleleri arasındaki oranı biliyorsak bu elementler arasında oluşan bütün bileşiklerle ilgili yorum yapabiliriz. Peki buradaki yorumumuz nasıl olacak? İkinci bileşiğimizin formülünün mesela XA, YB bileşiği olduğunu varsayalım. Burada formülü bizden bulmamızı istiyor. Bu XA, YB bileşiğinde biz X kütlesinin Y kütlesine olan oranını hesaplamak istiyorsak ki sayısal verilerle de bu oranı biliyoruz aslında. 4/1'miş, grafik bize bu bilgiyi verdi. Peki bu XAYB bileşiğindeki MX/MY değerini bu sayıları kullanarak nasıl hesaplayacağız? Bu A tane X'in B tane Y'ye olan oranıymış arkadaşlar. X'in Y'ye oranını biliyorduk 12/1 olarak. Dolayısıyla 12A bölü B'ye eşittir diyebiliriz. X yerine 12, Y yerine 1 yazarak bu sonuca gittik. 12A bölü B 4'e eşitmiş. Dolayısıyla buradan biz A bölü B oranını kolaylıkla hesaplayabiliriz. Tabii ki buradan 1/3 gibi bir sonuca gidiyoruz. O zaman bizden basit formülünü istediği için yapmamız gereken tek şey A ve B değerlerini yerine yazmak olacak. Yani X1, Y3 şeklinde bir sonuca gideceğiz. Bizim ikinci bileşiğimizin basit formülü bu şekildeymiş. Mol kavramı ile ilgili bazı sorulara geçecek olursak, ilk olarak bağıl atom kütlesi karşımızda duruyor arkadaşlar. Bağıl atom kütlesini nasıl tanımlamıştık? Demiştik ki karbonun 12 izotopunu baz alarak diğer elementlerin tamamı ve tabii ki molekül yapılarının tamamı ile ilgili kütle yorumu yapabiliriz. Çünkü karbon 12 izotopu doğada en çok bulunan karbon izotopudur. %99'un üzerinde bir orana sahip. Dolayısıyla oldukça kullanışlı bir konuma sahip ve birçok elementle de bileşik yapısına katılabildiği için karbon 12'yi biz temel alabiliriz. Peki karbon 12'nin özelliği neydi? 6 tane proton, 6 tane nötron içeriyordu. Bu yüzden 12 kütle numarasına sahipti ve şöyle bir varsayım üzerinden konuşuyoruz. 6 proton, 6 nötronluk bu karbon 12 izotopunun kütlesi 12 atomik kütle birimidir, özür diliyorum. Bir tanesi 12 atomik kütle birimidir. Proton kütlesinin nötron kütlesine yaklaşık olarak eşit olduğunu bildiğimize göre demek ki burada her bir protonun kütlesi veya her bir nötronun kütlesi yaklaşık olarak bir atomik kütle birimi kütleye sahiptir. Buradan yola çıkarak yani proton ve nötron kütlelerini bir atomik kütle birimine eşitleyerek bütün elementlerle ilgili hesap yapabiliriz, yorum yapabiliriz. Şimdi bize bir X atomundan bahsetmiş. Buna göre X atomu ile ilgili nasıl yorum yapacağız? Diyor ki bir tane karbon 12 izotopunun kütlesinin 12 katından bir fazladır. Yani X'in kütle numarası nedir? 12'nin 2 katından bir fazla. Dolayısıyla 24+1'den 25 olacak. X elementi buymuş. Kütle numarasını biliyorsak, yani proton ve nötron sayısının toplamını biliyorsak artık bunun bağıl atom kütlesiyle ilgili de mol kütlesiyle ilgili de moleküllerinin oluşturduğu kütleyle ilgili de yorum yapabiliriz. Şimdi X'in bağıl atom kütlesi dediği zaman ne yapıyorduk? Buraya bağlı olarak değerimiz bir tane X atomu 25 atomik kütle birimi kütlesine sahiptir diyorduk. Peki X2 molekülünün kütlesinden bahsediyorsa ve bunun mol kütlesi olduğunu söylüyorsa mol cinsinden kütlenin karşılığı gramdır arkadaşlar. Bunu dolayısıyla gram cinsinden bulmamız gerekecek. Mol kütlesi dediği için ve X2 dediği için, yani iki tane X atomunun birleşmesiyle oluşan bir yapı varsa 2 çarpı X, dolayısıyla da 2 çarpı 25 değerini kullanmamız gerekecek. 50 bulacağız. Bu ne demek? 1 molünden bahsettiğimiz için, mol kütlesi dediği için 50 gramdır. Bir tane X2 molekülü deseydi 50 AKB diyecektik. Bir mol X molekülü dediğimiz için 50 gram olduğunu ifade edeceğiz. Gerçek atom kütlesi. Arkadaşlar gerçek atom kütlesi demek bir atomun, yani bir tane atomun gram cinsinden kütlesi demek oluyor. Atomik kütle birimini bizim burada grama çevirmemiz gerekiyor. Peki atomik kütle biriminden grama veya gramdan atomik kütle birimine nasıl geçiyoruz? İkisi de birer kütle birimi olduğu için şu eşitliği kullanmamız gerekecek. Gram demek Avogadro sayısı ile atomik kütle biriminin çarpımı demektir arkadaşlar. Dolayısıyla X atomunun atomik kütle birimi cinsinden karşılığı 25 AKB olduğuna göre bunun gerçek atom kütlesi, yani gram karşılığı ne olacaktır? 25/Na gramdır dememiz gerekecek. Sadece şu eşitliği kullanmamız yeterli olacak. Yani AKB'yi grama çevirmek istiyorsak AKB yerine gram bölü Na yazmamız yeterli olacaktır çünkü. Ortalama atom kütlesine geldiğimiz zaman burada arkadaşlar izotop atomlardan bahsedeceğiz. Yani bir elemente ait farklı kütle numarasına sahip olan tanecikler varsa bunların ortalama kütlelerini, ağırlıklı ortalamalarını alarak periyodik sistemde yazacağımız kütle değerlerini elde etme şansına sahip olacağız. Çünkü klor için periyodik sistemde sadece bir kutucuk ayrılmış durumda. Dolayısıyla oraya bir ortalama kütle değeri yazmak zorundayız. Peki bunların diyor ki ortalama atom kütlesi 35,5 gram olduğuna göre bu izotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Şimdi izotopların ortalama atom kütlesini hesaplarken şöyle bir formülümüz vardı. Hemen formülümüzü bir hatırlayalım. Diyorduk ki birinci izotopun doğada bulunma yüzdesi çarpı birinci izotopun ortalama atom kütlesi, daha doğrusu pardon kütle numarası artı ikinci izotopun doğada bulunma yüzdesi çarpı onun kütlesi, kütle numarası. Bu kaç tane izotop varsa gerekirse 12-13 tane izotop olsun. Hepsini tek tek yazmak zorundayız. Eşitlediğimiz zaman tabii ki bölü 100 diyeceğiz buraya. Bize ortalama atom kütlesi değerini verecektir. O zaman sorudaki değerleri kullandığımız zaman şimdi ortalama atom kütlesi değeri 35,5'muş. Eşittir diyeceğiz. Doğadaki izotoplara baktığımız zaman %35 ve %37 olmak üzere iki tane izotopu varmış. Yani ikisinin yüzdelerini topladığımız zaman 100 olması lazım. Buradan eğer %x varsa buradan %100 eksi x olması gerekiyor ki toplamları 100 olabilsin. Yani %40'ı buysa %60'ı bu olacak mesela ki toplamın %100'ünü elde edebilelim. Buna göre formülde bu değerleri yerine yazacak olursak eğer. Birincinin kütlesi 35. Doğada bulunma yüzdesi için x'tir dedik. Artı ikincinin kütlesi 37. Doğada bulunma yüzdesi için 100 eksi x'tir dedik. Burayı 100'e böldüğümüz zaman 35,5'a gideceğiz. Şimdi yapmamız gereken tek şey buradaki matematik hesabını yapmak olacak. Yani 35x artı 3700 eksi 37x eşittir diyelim. Şu yüzü karşıya attığımız zaman 3550 değerine ulaşacağız. Şimdi dolayısıyla buradan 2x'in 150'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Sadece buradaki işlemleri yaptığımız zaman yani 37 eksi 35'ten 2x gelecek. 3700 eksi 3550'den 150 gelecek. Yani x değerini 75 olarak bulacağız. Dolayısıyla bu iki izotopu değerlendirdiğimiz zaman klor 35 ve klor 37 izotoplarını doğada bundan %75 oranında varken geri kalan %25 ise klor 37 izotopuna aitmiş. Demir ve oksijen elementlerinin bağıl atom kütlelerini 56 ve 16 olarak vermiş. Buna göre iki tane soru var bununla ilgili karşımıza çıkan. Demir 3 oksit bileşiği kaç gramdır diye sormuş. Şimdi bir tanesini soruyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Demir 3 oksit bileşiğinin öncelikle mol kütlesini bularak hesaplamamıza devam edelim. Yani bir molünün ya da bir tanesinin kütlesi nedir? Bunun için neyi kullanacağız? İki tane demir var ve her bir demirin kütlesinin 56 olduğunu bize söylemiş. 3 tane oksijen var ve her bir oksijenin kütlesinin 16 olduğunu bize söylemiş. Dolayısıyla buradaki toplamı yaptığımız zaman aslında ulaştığımız değer bize bunun bir molünün kütlesinin gram cinsinden karşılığını veya bir tanesinin kütlesinin atomik kütle birimi cinsinden karşılığını verecek. Dolayısıyla eğer bir tane demir 3 oksit bileşiği diyorsa bu aslında 160 atomik kütle birimine eşittir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Eğer bir soruda tane diyorsa aslında buradaki kütle karşılığımız atomik kütle birimidir. Bir soruda mol diyorsa bunun kütle karşılığı gramdır. Bulduğumuz sayı karşılığında. Eğer bize tane verip gram karşılığını soruyorsa yapmamız gereken ne olacak? Şu formülde hemen hatırlayalım. Gram demek Avogadro sayısı ile atomik kütle biriminin çarpımı demek oluyordu. Dolayısıyla buradaki atomik kütle birimini biz grama çevirmek istiyorsak yapmamız gereken tek şey burayı Avogadro sayısına bölmek olacaktır. Dolayısıyla 160 bölü NA grama eşittir diyebiliriz. Bir tanesinin gram karşılığı budur. Eğer bize bunun tam tersini verseydi mesela 1 molü kaç AKB'dir gibi bir soru sorsaydı bu defa da Na ile çarparak bu sonuca ulaşacaktık. Yani 1 mol demir 3 oksit bileşiği 160 çarpı Na atomik kütle birimidir diyecektik. Şimdi gelelim ikinci sorumuza, yani daha doğrusu B şıkkına. Burada da diyor ki Avogadro sayısı kadar atom içeren demir 3 oksit bileşiği kaç gramdır? Şimdi Avogadro sayısı kadar atom içeren dediğine göre yapmamız gereken şu olacak. 1 mol demir 3 oksit bileşiği kaç mol atom içerir? Hemen formül, bileşim formülü bize bu bilgiyi verecek zaten. 3 oksijen 2 demirden toplamda 5 mol atom içeriyormuş. Buna göre Avogadro sayısı kadar. Avogadro sayısı kadar demek zaten 1 mol demektir. Buna göre 1 mol atom içeren demir 3 oksit bileşiği kaç moldür diyelim. Yani önce bir mol sayısını bulalım. Mol sayısını bulduktan sonra da bunun kütlesini rahatlıkla hesaplayabileceğiz. 5'te 1 olduğuna göre demek ki 0.2 mol demir 3 oksit bileşiği varmış bizim elimizde. Buna göre bu 0.2 mol'ün kütlesini hesaplayacağız. Şimdi hemen A şıkkında zaten şu bilgiye ulaştık. Demek ki 1 mol demir 3 oksit bileşiği 160 gram kütlesine sahipmiş. Buna göre bizim elimizdeki bu 0.2 mol demir 3 oksit bileşiği kaç gramdır deyip sorunun cevabına doğrudan ulaşabiliriz. Yani 0.2 olduğuna göre 5'te 1'ini almamız gerekiyor. 32 gram gibi bir kütleye sahiptir diyeceğiz. Karışımlarla ilgili bir soru varsa, yine mol kavramını içeren tabii ki. 8 gram metan gazı ile eşit kütlede hidrojen içeren propan gazı karıştırılmaktadır. Buna göre oluşan karışımın toplam kütlesini bizden hesaplamamızı istiyor. Şimdi öncelikle bir metanın kendi mol sayısını bulalım ki o mol sayısından yola çıkarak propanın mol sayısı ile ilgili de yorum yapabilelim. Öncelikle metanın mol kütlesini bir hesaplayalım. Ne dedik? 12 karbonlardan geliyor. Bir tane var sadece. 4 çarpı 1 de hidrojenlerden geliyor. 4 tane hidrojen var ve her birinin kütlesini 1 olarak vermiş. Burayı 16 olarak bulacağız. Yani 1 mol metan 16 gram kütleye sahipmiş. Buna göre elimizdeki bu 8 gramlık metan kaç moldür? İlk olarak cevaplayacağımız soru bu olsun. Yarısı kadar olduğuna göre demek ki elimizde 0.5 mol metan varmış arkadaşlar. Şimdi 1 mol metanın içerisinde 4 mol hidrojen varsa hemen yazalım bunu. 1 mol metan 4 mol hidrojen içeriyorsa bu 0.5 mol metan kaç mol hidrojen içerecektir? Şimdi içerdiği hidrojen mol sayısını bulduğumuz zaman da propanın içerdiği mol hidrojen mol sayısını eşitleyerek onun mol sayısını hesaplayabileceğiz. Dolayısıyla yarısını almamız yeterli. Elimizde 2 mol hidrojen varmış. Şimdi buradan neyi çıkardık biz? Demek ki propan da aynı şekilde 2 mol hidrojen içeriyormuş ki eşit kütlede hidrojen barındırabilsinler. Buna göre hemen onun yorumunu yapalım. 1 mol C3H8 yani propan bileşiği 8 mol hidrojen içeriyormuş. Formül bize bu bilgiyi veriyor zaten. Burada 4, burada 3 var. Buna göre 2 mol hidrojen içeren propan kaç moldür? Hemen buradan da 4'te 1 olduğuna göre 0.25 mol propan olduğunu hesaplayabiliriz. Şimdi elde ettiğimiz veriler neler? Elimizde metandan 0.5 mol varmış. Propandan 0.25 mol varmış bu karışımın içerisinde. Toplam kütleyi istediğine göre bunların kütlelerini ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekecek. Sonrasında toplamamız yeterli olacak. Bunun zaten 8 gram olduğunu soru ta en başta vermişti bize. Bunu alabiliriz. Peki propanın kütlesi nedir elimizdeki? Hemen onun hesabını yapalım. C3H8'in molekül kütlesini, 1 molünün kütlesini öncelikle hesaplamak istiyorsak 3 çarpı 12 artı 8 çarpı 1 yapacağız. 3 tane karbon var. Her biri 12. 8 tane hidrojen var. Her biri 1. Burayı 44 olarak bulacağız. Yani ne demek istiyor bize? 1 mol propan 44 gram kütlesine sahipmiş. Buna göre elimizdeki 0.25 mol propan kaç gramdır diyeceğiz. Buradan da yine 4'te 1 olduğuna göre 11 gram propan bilgisine ulaşacağız. Yani elimizde 8 gram metan varmış. 11 gram propan varmış. Buna göre karışımın toplam kütlesini istediği için 19 gramlık bir karışıma sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Cevabımız da bu şekilde olacaktır. Geçelim bir diğer karışım sorusuna yine, ama burada mol sayısıyla hacim arasındaki ilişkiyi de açıklamamız gerekecek. Ne demiştik peki hacim arasındaki ilişki için? Demiştik ki eğer normal şartlar altındaki hacimden bahsediyorsa 1 mol gaz türü ne olursa olsun 22,4 litre hacim kaplarken 1 mol gaz normal şartlar altında değil de oda koşullarında diyorsa 24,5 litre hacim kaplayacaktır. Şimdi bizi normal şartlar altında 67,2 litre hacim kaplayan bir gazdan bahsediyor. Bir gaz karışımından bahsediyor. O zaman hemen öncelikle şunu yapalım. 1 mol gazın türü ne olursa olsun fark etmiyor. 22,4 litre hacim kapladığını bildiğimize göre normal şartlar altında. Bu 67,2 litre hacim kaplayan gaz kaç mol tanecik içerir? Hemen bakıyoruz. 3 katı olduğuna göre demek ki elimizde 3 mol gaz varmış. Şimdi toplam 3 mol gaz var. Bunun ne kadar karbon monoksit, ne kadar karbondioksit bilmiyoruz. Onu şöyle değerlendirelim. Karbon monoksitten n mol varsa karbondioksitten toplamları 3 olabilmesi için 3 eksi n mol olmak zorundadır. Ki toplamları 3 olsun. Şimdi bize diyor ki karışımın toplam kütlesi de 108 gram. Peki bu bilgiyi nasıl kullanalım? Diyelim ki karbon monoksitin molekül kütlesi 12 + 16'dan az önceki sorularda bu zaten bize defalarca verilmişti. 28'dir. Yani 1 mol karbon monoksit 28 gram. Karbondioksit için aynı hesabı yapacak olursak bu defa da 12 + 2 × 16 yapacağız. Oksijen burada 2 tane olduğu için burayı da 44 olarak bulacağız. Yani 1 mol karbondioksit 44 gramdır. Buna göre şimdi karbon monoksitten n mol var ve her bir molü 28 gram olduğuna göre 28 n gram karbon monoksit var elimizde. Artı diyelim karbondioksitin de her bir molü 44 gram ve 3 eksi n mol var. O zaman 3 eksi n çarpı 44 gramda karbondioksit vardır bizim elimizde. Diyor ki işte buradaki toplam kütleyi hesapladığımız zaman 108 gram değerine ulaşacağız. Buna göre yapmamız gereken sadece bu n sayısını buradan yola çıkarak hesaplamak. 28n artı 44 çarpı 3'ten 132n eksi 44n. Pardon 132 sadece tabii ki. Burada 132n değil. Eksi 44n eşittir 108'dir diyeceğiz. Buna göre 12n 24'e eşit olacaktır. N sayısını ise 2 olarak bulacağız. Demek ki bizim elimizde karbon monoksitten 2 mol varmış. Karbondioksitten sadece 1 mol varmış. Peki bizden neyi bulmamızı istiyordu? Karbon monoksit bileşiğinin kütlesini bulmak istiyordu. Ne dedik? 1 mol karbon monoksit gazı hesapladık. 28 gramdır. Buna göre elimizdeki bu 2 mol karbon monoksit gazı kaç gram kütlesine sahiptir? 28'in 2 katını almamız yeterli. Yani 56 gramlık karbon monoksit içerdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu 108'in 56 gramı karbon monoksit, geri kalan 44 gramı ise karbondioksitmiş diyebiliriz arkadaşlar. O zaman ödüllü sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşmadan önce tabii ki ödevlendirmemizi bir yapmamız gerekiyor. Ödevlendirmeden neler yapacağız? 0'dan 10'a kimya kitabı ilk ödevlendirmemizi yapacağımız kısım olacak. Defalarca daha önceden çözdüğümüz soruları içeriyor zaten aslında burası. Kimyanın temel kanunları ve mol kavramları arkadaşlar sorumlu olduğumuz kısımlar. Dolayısıyla 12. sayfadan 34. sayfaya kadar çalışılmamış yer, çözülmemiş soru bırakmayalım. Burada ne tarz kısımlar bizi bekliyor? Tabii her konu kısmında sol tarafta bir konu anlatımı, sağ tarafta ise bununla ilgili soru çözümleri bizi bekliyor olacak. Ardından da her bölüm sonunda bölüm testleri bizi bekliyor olacak. Çözemediğim sorular için de kare kodlar, video çözümleriyle bizi bekliyor olacak. Bunu tamamladıktan sonra da Dinamo Kimya kitabını alıp buradaki soruları yine çözmeye devam edelim ki konuyu tam anlamıyla oturtmuş olalım. Mol kavramı ve kimyanın temel kanunları ve mol kavramları buradaki ödevimiz yine 13. sayfadan 37. sayfaya kadar yine çözülmemiş soru bırakmayalım. Burada da şöyle durumlar bizi bekliyor arkadaşlar. Her bir sayfada başta çözümlü bir örnek var. Sonrasında ise o çözümlü örnekle ilgili 4 tane soru bizi bekliyor olacak. Her bir bölümün sonunda da bölüm testleri yine çözümümüz için bekliyor olacak. Kare kodlar Dinamo kitabımızda da mevcut, video çözümlerine ulaşabiliriz. Ödüllü sorumuzu cevaplandıralım ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim. Hepinize sağlıklı günler, başarılı sınavlar diliyorum arkadaşlar.